Adem Köse, Bayburt Gençlik Spor İl Müdürü. Bugün şu an Kop Dağı Kış Sporları Kayak Merkezimizde cumartesi bir hafta sonu, güzel bir hafta sonu, sporcularımız, kayak severler, vatandaşlarımız kayak sporunu icra ediyorlar. Kop Dağı Kış Sporları Kayak Merkezimiz Bayburt Merkez'e 35 kilometre uzaklıkta olup Erzurum Bayburt Karayolu üzerinde ve karayolundan 2,5 kilometrelik bir tali yolla da kayak tesisimize 7/24 erişim ve ulaşım sağlanmaktadır. Kayak tesisimiz bölgemizin kar kalitesi açısından en güzel kar kalitesine sahip tesislerden bir tanesi. Tesisimiz askılı sistem, yani teleski dediğimiz 11 direk ve 70 askıdan oluşan bir sistem. Dolayısıyla da buraya gelen sporcularımız ve kayak severler askılı sistemi kullanıyorlar. Tabi pistimizin uzunluğu 1260 metre. Çok güzel 3 tane de bu pistte dik dediğimiz iniş için özellikle de alt disiplini ve slalom açısından çok ideal bir piste sahip. Yine alternatif pistler olarak, otoban olarak kullandığımız 1600 metre uzunluğunda bir yan yol ve yine 2100 metre uzunluğunda bir başka pistle de sporcularımız ve kayak severlere hizmet vermekteyiz. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze bağlı bu kayak tesisi sporcularımızın yetişmesi anlamında büyük önem arz ediyor. Kayak sporu ilimizin en gözde ve parlayan sporlarından bir tanesi. 1948 yılında kış olimpiyatlarına kayak milli takımına ilimizden 5 sporcu gitmiş ve kayak milli takımımızın kaptanlığını yapmış milli sporcularımız var. Onun için biz bu sporu önemsiyoruz ve bu sporda nice milli sporcular, olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Küçük mütevazi bir tesis. Buraya gelen misafirlerimiz özel bir işletme kayak kiralama yapıyor. Yine müdürlüğümüze ait sporcularımız için kullandığımız 50 kişi oturmalı bir kafeteryamız var. Burada da yemek, içmek, kafeterya hizmetlerini vatandaşlarımız temin edebilirler. Ben bütün sporcularımızı ve kayak severleri bu güzel, mütevazi kayak tesisimize davet ediyorum, bekliyorum. Hem tesisimizden faydalansınlar, hem de KOP tabi her yönüyle özel bir bölge. KOP şehitleri anıtımız var hemen yol güzergahında. Dolayısıyla da bir turizm amaçlı da buraya, inanç turizmi açısından da kullanılabilir. Yine tarihe ikinci Plevne diye geçen KOP Dağı müdafası da yine bu bölgede olduğu için, bu dağ üzerinde olduğu için, yani tesisimiz birçok manada inanç turizmine ve şehitler diyarı olarak nitelendirilir. Biz bu manada da misafirlerimizi KOP Dağı Kış Sporları Kayak Merkezimize bekliyoruz. Ve netice itibariyle bir spor adamı olarak diyorum ki spor yapmak güzeldir. KOP'a gelin, tanışalım, tanış olalım ve spor yapalım.